Orman Bölge'nin ödeneğiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Adım Ali Özdemir, Hasan Orman Bölge'nin ödeneği, kurucu bölge müdürü olarak 2 ay önce, görevlendirildiğim yaklaşık 2 ay önce görevlendirildim. Burada yabancı değilim, Hasan Orman Bölge Müdürlüğü'nün Hasan'ı biliyordum, Hasan'ı. Bölge müdürlüğümüz 6-7 ay önce Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle buradan bir bölge müdürlüğü, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nü bağlı güvenliğe bulunmuş biliyorsunuz. Bölge müdürlüğümüz 4 orman işletme şefliği ve 1 fidanlık işletme, 4 orman işletme müdürlüğü ve 1 fidanlık müdürlüğünden teşekkür ediyoruz. Bölge müdürlüğü. İşletme müdürlüğümüzün 3 tanesi Hatay ilimizde, 1 tanesi Kilis ilimizde. 235 bin hektar civarında ormanımız var. Küçük bir bölge müdürlüğü olarak görünmesine rağmen Amanosların tek bir bölge müdürlüğü edinde yönetilmesi doğru bir karardı. Çünkü Amanosların farklı özellikleri var. Doğal ve botanik bahçesi, yaban hayatı çeşitliği anlamında da çok zengin bir ekosistem. Bu nedenle kurulması inşallah ilimize, teşkilatımıza hayırlı olmuştur diye düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğümüz orman yangınlarına birinci derecede hassas bir bölge müdürlüğü. Geçmişte özellikle 2012 yılında günümüze kadar maalesef büyük orman yangınları felaketleri yaşadık. Sizler de buna şahit oldunuz. Bu nedenle ilimize, genel müdürlüğümüzce, bölge müdürlüğümüzce ayrı bir hassasiyet gösteriliyor. Şu an 120 civarında orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan işçi personelimiz var. Bunun ilaveten buna 81 yeni personelimiz, size basın bülteni de verdi herhalde arkadaşlar. 81 tane yeni arkadaşımız katılacak. Ayrıca 64 arkadaşımızla yer ekibi dediğimiz ihale usulüyle işlem edeceğimiz arkadaşlarımız katılacak. Bu sayede inşallah orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü hale gelmiş olacağız. Araç ekipman konusunda da genel müdürlüğümüz bizi destekleyecek yeni kurulduğumuz için Ağustos ayının ortalarından itibaren arazöz olsun, su tank olsun, bunlarla ilgili de bizi güçlendirecekler. İnşallah yani orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız. Arkadaşlar orman yangınlarıyla mücadele etmek aşamadan oluşmakta. Birincisi yangından önceki tedbirler, ikincisi yangın aşamasındaki mücadele, üçüncüsü ise yangından sonra yapılan çalışmalar. Yangın öncesi tedbirler genelde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri. İşte köylülerin eğitimi, öğrencilerin eğitimi, askeri eğitimler, orman yangınları konusunda vatandaşımızın duyarlı hale getirilmesi için yapılan bilinçlendirme çalışmaları. Genelde bunlardan oluşuyor yangın öncesi çalışmalarımız. Yangın esnasındaki mücadele faaliyetlerimizi zaten biliyorsunuz. Yangın mücadele ekiplerimizle beraber, işte hava araçlarımızla beraber orman yangınlarını bir an önce söndürmeyle ilgili mücadele yapıyoruz. Bir de yangından sonraki faaliyetlerimiz var. Bunlar da ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri. Şuna emin olun arkadaşlar, kanunen zaten yanan alanların mutlaka yılı içerisinde ağaçlandırılması gerekiyor. Ve yanmış orman alanlarının hiçbir şekilde izne konu edilmemesi kanunen zaten böyle bir talimat var. Hiçbir şekilde izne konu edilemiyor ve yılı içerisinde mutlaka ağaçlandırılması gerekiyor. Ayrıca işte sosyal medyada özellikle geçen sene ben buna bizler şahit oldum Antalya'da göre yaparken tabii kendi ilimizde çıkan yangınları da takip ediyordum. Sosyal medyada şöyle bir kirlilik dolaşıyor, büyük kirliliği. İşte Kızılçamların bu yörenin ağacı olmadığı, atıyorum işte Amerika, İsrail tarafından bu dağlara yerleştirildiğiyle gibi hurafeler var. Arkadaşlar bu tamamen yanlış bir bilgi. Kızılçam binlerce yıldır bu coğrafyada var. Artık Kızılçam'ın biyoloji gereği tamam yanma özelliği var ama yangına en dayanıklı ağaç türü olduğunu da bilin. Çünkü hiçbir ağaç türü bu kadar yangın görüp de halen bu coğrafyada varlığını idame ettiremez. Mümkün değil. Kızılçam'ın böyle bir özelliği var. Tohumları çok yüksek ısılara dayanıklı. Yangın görmüş olsa bile mutlaka bir süre sonra tekrar o bölgeyi kapatıyor Kızılçamlar. Bir de kozarak fırlatması diye bir şey var, bir hurafe var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu da bilin. O
bizim spot dediğimiz, özellikle rüzgarın yankısıyla beraber, sınav havanın yükselmesiyle beraber oluşan anaforlar, işte yanan kozaların parçaları, ağaç pabukları, ibreler rüzgarla beraber uzak mesafelere taşınıyor. Uygun ortamı bulduğunda da orada yeni bir ateş çıkarıyor. Herkes bunu kozalak fırlatması olarak algılıyor. Böyle bir şey de yok. Bunları özellikle sizlerden istirham ediyorum. Sosyal medyada böyle bir şey olursa sizler de buna müdahale ederseniz çok sevinirim. Şimdi bu toplantımızın akabinde yine bir yangın söndürme tatbikatımız oldu. Bu tatbikatımızda bizim arazözlerimiz, su tanklarımız ve helikopterimiz de çalışacak. İnşallah hep birlikte biraz sonra oraya geçeceğiz. Ben hepinize katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Basın bültenimizi zaten arkadaşlarımız verdi. Orman yangınlarıyla mücadele gücümüzü de oradan görebilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Thank you.